Sırada CEO Agenda 2020 oturumumuz var. Şimdi sırasıyla moderatör ve konuşmacılarımızı sahneye davet etmek istiyorum. Moderatörümüz Doğan Holding CEO'su Sayın Çağlar Göğüş. Kendisini alkışlarla sahneye alabilir miyiz? Hoş geldiniz. Sizi en baş köşeye alacağız. Konuşmacılarımızı anons etmek istiyorum. Eczacıbaşı Holding CEO'su Sayın Atalay Gümra. Akgök Holding CEO'su Sayın Ahmet Dördüncü. Limak Holding Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ebru Özdemir. Kibar Holding CEO'su Sayın Haluk Kayabaşı. Yıldız Holding CEO'su Sayın Mehmet Tütüncü. Zorlu Holding CEO'su Sayın Ömer Yüngül. Şimdi tabii bu sene çok kolay bir sene olmadı ekonomik açıdan. İşte herkes merak ediyor. Herkesin 2019'u nasıl geçti? Daha önemlisi bütçe dönemi geliyor. Şimdi bütçede herkes 2020'yi nasıl yorumluyor acaba diye ben de heyecanla merak ediyorum. Ben de aslında oyuncu antrenör olarak kendi grubumla da ilgili kısa bilgiler vermeyi hedefliyorum bu vesileyle. İlk sözü de aslında ilk sorumuz grubun 2019 yılı ile ilgili nasıl geçti? Biraz rakamsal da tabii mümkün olduğu kadar bilgi almak. Atalay Bey'le başlayalım. Tabii 19 yılı herhalde hepimiz açısından belirsizlikleri yönettiğimiz bir yıl olarak geçti. Çünkü tek Türkiye'de değil, dünyada da aslında öngörülebilirlik son derece azaldı. O nedenle yani bütçelere baz kalmaktan daha çok çeyreksel tahminler, aylık tahminlerle daha yoğun bir yıl geçirdik. Bu anlamda baktığımızda bizim gibi tabii holdinglerin en büyük avantajı bir portföy yönetmek. Çünkü portföyümüzde farklı sektörler, farklı coğrafyalara hizmet veren kuruluşlar olduğu için bu portföyün verimliliğini nereye kaynaklara aktaracağımıza karar vermek, pazardaki belirsizliklere göre iş önceliklerimizi belirlemek en azından bize bir nebze daha tek iş kolunda olan kuruluşlara oranla bir avantaj sağlıyor. Örneğin bizim açımızdan baktığınızda biz işte yapı sektörüne hizmet veriyoruz, tüketim sektörüne hizmet veriyoruz, sağlık sektöründeyiz, doğal kaynaklarla MTA işin içindeyiz ve bunların hepsinin aslında 2019'da dinamikleri birbirinden çok farklıydı. Şimdi en basitinden yapıyla tüketim ve sağlığı değerlendirdiğinizde bir tarafta dayanıklı tüketim ürünleri var. Bir tarafta ise hızlı tüketim ürünleri var. Çok net tahmin ediyorum bu sektörlerde olan arkadaşlarımız da izlediler. 2019 yılında dayanıklı tüketim ürünlerinde bir talebin ertelenmesi söz konusuydu ki bu kriz döneminde büyük alımlarını tüketici erteliyor. Talep yok olmuyor ama ileri bir tarihe erteleniyor. O nedenle de örneğin yapı ürünleri konutta başlayan daralma sonucunda iç pazarda bunu en çok hisseden kuruluşlarımızdan bir tanesi oldu. Buna karşılık tüketim ürünlerine geldiğinizde ise hızlı tüketimde aslında talepte bir daralma görmedik. Biz yine onu izlediğimizde birçok yerde talebin daralmadığını gördük. Ama buna karşılık da tüketicinin yoğun bir fiyat ve promosyon baskısı. Yani aynı ürünü alıyor ama promosyonu da almak istiyor. Haklı olarak bütçesini daha etkin yönetmek istiyor. Dolayısıyla bir tarafta talebin sürdüğü ama fiyat baskısının olduğu yerde daha verimliliğe odaklanırken diğer tarafta ise iç pazarda talebin düştüğü sektörlerimizde dışarıya odaklanarak işimizi yönlendirmeye çalıştık. Tabii Eczacıbaşı topluluğunun yine buradaki bir avantajı da cirosunun %60'a yakını, yani bu sene sonu itibariyle 57-58 olacak, yurt dışındaki aktivitelerimizden kaynaklanıyor. Ancak bu sene tabii yurt dışında da ilginç bir bence yıl geçirdik. Çünkü Avrupa gibi yıllardır iyi giden, 2008-2010 dönemindeki krizden sonra iyi giden bir Avrupa maalesef yavaş yavaş Brexit'in etkisi, Çin'den talebin azalması nedeniyle Almanya gibi güçlü bir ülkede bile talebin yavaşladığı bir dönem yaşadık. Ama bizim odaklanmamız özellikle Almanya, Fransa, İngiltere gibi bizim odak pazarlarımızda Euro bazında %8'lere 10'lara varan büyümeler kaydettik. Bu da Türkiye'deki aslında yapı sektöründeki daralmamızı bir anlamda dengeleyen bir yapı oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey, Akgök enerji, endüstri çok önemli sektörlerdesiniz. Sizin 2019 nasıl geçti, böyle bir kısa bilgi verebilir misiniz? 2019 senesi nasıl geçti derseniz aslında 2018'den bakmak lazım. 2018'de yaşadığımız hakikaten çok volatil bir ortamda 2019 nasıl geçecek diye 2018 senesinde 2019'u planlarken biz biraz da hakikaten muhafazakar bir öngörüyle 2019 senesi için çok fazla grubumuzda, holdingde çok fazla bir büyüme öngörmedik. Ben hatırlıyorum 2018'in Kasım, Aralık aylarını şirketlerimizden bütçe tartışmalarını yani 2019 hedeflerini tartışırken ben hayatımda ilk defa
hiçbir şirketi oturup hani bundan daha iyisini yaparsınız, hadi biraz daha zorlanın, şurada biraz daha kaleminizi sivriltin diye herhangi bir zorlamada, herhangi bir challenge koymakta ısrar etmedim. Ve dedim ki arkadaş, eğer buysa hedefiniz, bunları siz söylüyorsanız yapın, sadece bunu yapın. 2019 için bizim en önemli konularımızdan bir tanesi sahayı muhafaza etmekti, küçülmemekti, olduğumuz yerde kalmaktı ve de oldukça muhafazakar bir bütçe yaptık. Önemli olan hakikaten nakit akımıydı ve nitekim 2019'u yaşarken bunları da gördük. Malum enerji sektöründe işimiz var, kimya sektöründe çok önemli işlerimiz var, gayrimenkul işlerinde işlerimiz var. Gayrimenkul işleri derken biz bir inşaatçı şirket değiliz, yani yapıp satmıyoruz. Daha çok kendi asetlerimizde, kendi varlıklarımızda kiralama yöntemiyle çalışıyoruz. İşte malumunuz Akmerkez'de ortaklığımız var. Akış Gayrimenkul ortaklığıyla Akbatı gibi, Akasya gibi büyük çalışveriş merkezlerini yönetiyoruz. Şimdi sektörler olarak bakacak olursak enerji sektörü kendi başına 2019'da da yani bir zamandan beri özellikle bizimki gibi bir portföy olan bir enerji şirketi. Çünkü biz ağırlıklı olarak doğalgaza bağımlı çalışıyoruz, doğalgazdan çalışıyoruz. Dolayısıyla girdiğimiz yabancı para, girdiğimiz döviz. Fakat çıktığımız yani nakit akımımız Türk lirası. Ve de üstelik proje finansmandan kaynaklanan ciddi de bir döviz bazlı bir kredimiz var. Dolayısıyla enerji sektöründe bilançolarımız bayağı bir sıkıştı. Bu özellikle mesela 2018 yılında Ağustos aylarına falan tanıyacaksınız. O doların ve euronun ciddi bir şekilde zıplıyor olması bizim 2018 yılındaki enerji sektöründe bilançolarımızı çok olumsuz bir şekilde etkiledi. Ama daha sonra bakarsanız, 2019'a bakarsanız o etki tabii biraz daha geriye geldi, biraz daha yumuşadı. Ama bu asimetrik şey, girdiğinizin yabancı paraya bazlı olması, çıktığınızın satışlarınızda Türk lirası karşılığı olması keyfiyeti. Dolayısıyla sizin oradaki dinamiklerinizi her anlamda olumsuz etkiliyor. Aslında 2019 senesine şu anda işte seninlerine geliyoruz. Ekim sonuçlarına bakıyorum ben. Çok yakında Ekim sonuçlarını aldım. Ekim sonuçlarına baktığımızda aslında biz bayağı hakikaten basiretli ve de doğru davranmışız diye düşünüyorum. Evet, geçen seneden çok fazla bir büyümemiz yok. Ama öngördüğümüz, yani profit objektif diyoruz ya, 2019 hedeflerine baktığımız zaman 2019 hedeflerinde özellikle ciro alanında bayağı yakınız. Hatta belki bazı şirketlerimizde orada da artışlar görüyoruz ama memnun edici şey, bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. 2019'da zaten kullandığımız prensi, arkadaşlar öyle büyümeye falan bakmayalım. Hani back to square one derler ya, nakit akımı en önemlisi, etkinlik, verimlilik en önemlisi. Bütün bu stratejik öncelikleri koyalım büyümenin yanında, ona göre kendi şirketlerimize odaklanalım derken bunun faydalarını şimdi Ekim sonu itibariyle görüyoruz. Yani orada şunu söylüyorum, faaliyet karlılığında hakikaten bütçelediğimizin geçen senenin ötesinde ve de bütçelediğimizin ötesinde de bir faydası var. Daha iyi duruyoruz. EBITDA aslında biz profesyoneller için önemli ama esas hissedar için önemli olan tabii EBITDA'sı iyi, hoş da bunun altında ne kalıyor diyor hissedarınız. Oraya baktığınız zaman net profit anlamda da geçen seneye göre daha iyiyiz. Hatta bütçeden de daha iyiyiz görünüyor. Yani 2019'un başında, 2018 sonunda şirket içinde söylediysek bayağı bir oldu. Bizim özellikle ihracat yaptığımız ülkelerin içinde İran mesela çok önemli. Çin çok önemli. Şimdi İran'la olan ihracatımızda bütün sene böyle bir şeyle, aman oldu olacak böyle bir endişeyle, Amerikalıların yaptırımları, şunu derler mi, bu olur mu, bizim malımız, bizim imtiyanımız bu yaptırım kapsamına girer mi, girmez mi, hukukçular, ticaret odaları, şunlar, yani böyle hakikaten böyle bir elimiz kalbimizde yaşadık. Allah'tan şu ana kadar bir şey olmadı, inşallah bundan sonra da olmaz. Çin gene aynı şekilde, biliyorsunuz Amerika'nın şeyleri, sanctionları. Çünkü neden Amerika'nın sanctionları diyorum, bizim Aksa şirketimiz hem ciddi miktarda Amerika'ya ihracat yapıyor. Amerika'ya yaptığı ihracat da üstelik daha yüksek marjlı, daha katma değerli ürünler. Öbür taraftan İran'a ve Çin'e ihracat yapıyor. Orada biliyorsunuz hani Çin'e ihracat yaparsan bana yapma gibi böyle bir takım şeyler de çıkıyor. Yani dolayısıyla bayağı böyle bir endişeli bir dönem geçirdik. Diğer taraftan Dovaksa'da Carbon Fiber, biz burada aynı zamanda savunma sanayi için çalışıyoruz. Yarı ortağımız Amerikalı. Amerikalı olunca ya sen savunma sanayine, işte Amerika'dan ilişkiler malum, savunma sanayine mal satabilir misin, satamaz mısın gibi
Yani böyle 2019 hakikaten, ben Atal abiye bu konuda kesinlikle katılıyorum, öngörülebilirliğin hakikaten çok az olduğu. Yani bir arkadaşım söyledi, herhalde Ömer söyleyecek şimdi, ben dedi 2021'in sonuna kadar görüyorum dedi, vallahi bravo, bana da öğret bunu diyeceğim kendisine. Yani biz 2019'da hakikaten böyle bir çeyrek çeyrek yaşadık. Şimdi Ekim sonunu görüyoruz, işte Kasım. Ben şu anda sene sonu için oldukça ümitliyim. Ama bana soracak olsalar nasıl bitecek derseler, yani evet ümitliyim, iyi bitecek ama ne olur ne olmazdan da şey yapamıyorum, gidemiyorum. Zaten tahminim Türkiye'de CEO'ların bu kadar makroekonomik analiz yapma gerekliliği çok yine bize has bir konu. Yani tabii, dünyada tabii. Biz görüyoruz, birçok genel müdürle konuşuyoruz. Bu kadar yok, enflasyon, faiz, her dakika konuşulmuyor. Bizim her günümüz bunları konuşarak geçiyor. Biraz aslında herkesin deprem yorumcusu olması gibi ya da futbol yorumcusu olması gibi. Şimdi aslında Ebru Hanım Limak'ta ortaklardan, aileden. Dolayısıyla çok muazzam altyapı projeleri, çimento, aslında Türkiye'nin de bir taraftan çok hızlı büyüdüğü bir dönemin arkasından nispeten zorlandığı bir dönemin içine girdi. Kendisi 2019'u Limak olarak nasıl geçirdi? 2019 bahsettikleri gibi ben de dedim ki buradaki en az tecrübeli benim. Bu hem de aynı zamanda tecrübelerden de yararlanırım. Zor bir sene oldu, hızlı geçti, fırtına gibi geçti. Hem mikro hem makro eş zamanlı planlama yapmak zorunda olduğumuz bir dönem oldu. Ama yurt dışında da böyle. Yani belki onların bizim gibi bir üzerine üstlük bir TL risk konumuz var ama onun dışında coğrafi belirsizlikler, savaşlar, korumacılığın çok ciddi arttığı, işte Twitter üzerinden sanctionlar konulduğu ya da aynı zamanda tarifelerin arttığı bir dönemde benim de gördüğüm tüm CEO'ların ortak en büyük risk eskiden terörizmken şimdi coğrafi bilinmezlikler, artan korumacılık olmuş. Aslında tüm dünya aynı sıkıntıları ve aynı bilinmezlikleri beraber yaşıyor ve buna göre önlem almaya çalışıyor. Biz de birçok sektörde varız. Avantajlı tarafı, bir taraf kötü gidince diğer taraf iyi gidiyor. Bir şekilde denge yaratıyor. Birçok ülkede varız. Yine aynı şekilde bir yerde kriz olduğunda diğer tarafta faydalı oluyor. Ama bu size ne yazık ki 24 saat ve 7 gün çalışma zorunluluğu getiriyor. Çünkü ne zaman ne olabileceğini hiç fark edemiyorsunuz. 2019 yine bizim amiral sektörlerimiz tabii inşaat. Ben biraz oradan yaklaşmak istiyorum. Çünkü aktif olduğum tüm sektörler neredeyse inşaatla bağlantılı. Altyapı yatırımları da öyle. Biz 2019'a bazı finansmanlarımızı tamamlamış olarak girdik. Yani Çanakkale Köprüsü'nün finansmanını daha çok 2.4 milyar dolar euro, çoğu %70 yurt dışından tamamlanmıştı. Dolayısıyla orada bir sıkıntı yaşamadık. Aksine inşaatı hızlandırarak ülke ekonomisine çok daha fazla katkı sağlamaya devam ettik, bir de istihdam yarattık. Çünkü bence 2019 senesi aynı zamanda şirketler üzerinde daha fedakar olma senesiydi. Yani nasıl insanları işten çıkarmayız, nasıl aktivitelerimize daha fazla devam ederiz gibi ya da ülkemizi daha iyi, nasıl iyi bir hale getiririz gibi insani ve topluma olan sorumluluklarımızın da bence hat safhaya geldiği bir sene oldu. Biz de bu yönde finansmanı tamamladığımız tüm işlerde istihdamımızı aynı şekilde devam ettik. Bunun yanında yurt dışında da çok aktif olduk. Bence Türk müteahhitliği zor zamanlar yaşadığı zamanda yurt dışına daha fazla açıldı ve pazarda çok daha ciddi pay aldı. Şu anda yurt dışına baktığımızda Türk ve Çinli Çin müteahhitleri gerçekten büyük bir rekabet halinde ve tüm diğer ülkeleri geri planda bıraktı. Örneğin biz Kuveyt Havalimanı yapıyoruz. 10 bini geçtik geçen ay istihdam sayımız. Bunun 5 bine yakını Türk. Aynı zamanda Türklere yurt dışında istihdam sağlıyoruz. Verdiğimiz tüm kontratların çoğunu Türkiye'deki şirketlere veriyoruz. Çünkü Kuveyt zaten ülkesinde bir şey üretemeyen bir yer. Ve bu küçük ve orta boy sanayicilere de Exim Bank'ı kullanmalarını teşvik ederek Türkiye'den mal getirmelerini ve hizmet getirmelerini sağlıyoruz. Dolayısıyla Türk müteahhitliği açısından bazen işte öldürmeyen acı güçlendirir konusunu görünce görüyoruz ki aslında Afrika'da dahil olmak üzere tüm ülkelerde Türk müteahhitleri var. Avrupalılar, Japonlar bize diyor ki yani bizim Afrika'da falan çalışmamıza olanak yok. Sizle işbirliği yapalım. Biz teknolojiyi getirelim. Siz hizmeti, servisi verin. Bu şekilde çok ciddi projeler yapılıyor. Exim Bank da biraz destekliyor. Dolayısıyla biz buna mesela Senegal Havalimanı'nı bu şekilde bitirdik. Afrika'da yine görüyorum birçok müteahhitler var. Bizim gördüğümüz 2019 işte mesela çimento sektörü zorlandı çünkü yurt dışında çok ciddi bir talep düşüşü oldu.
Ama turizm iyi gitti mesela. Çünkü gerçekten Türkiye bence 3 sektörde, tabii başka sektörlerde de çok iyi ama ben kendimize yakın sektörleri söyleyeceğim. 3 sektörde tartışılmaz iyi. Birisi turizm. Yani çok daha fazla yatırım yapmamız lazım. Birisi yurt dışı müteahhitlik hizmetleri. Gerçekten tartışılmaz lideriz. Üçüncüsü de tarım. Bunu bence biraz az kullanıyoruz. Bu üçü doğal olarak lider olduğumuz sektörler. Ve bence artık dünyada her ülkenin her şeyi yaparım, her sektörde iyiyim, mükemmelim zamanları geçti. Ülke olarak kendimize en iyi yaptığımız işleri bulup bunlarda uzmanlaşmamız gerekiyor. Haluk Bey'e geçmek istiyorum. Kibar muazzam bir endüstri grubu baktığınızda. Muhakkak bilmediğimiz şirketleri de vardır ama biz hani öyle görüyoruz. Siz 2019'u nasıl geçirdiniz? Geçen seneyi biraz aylık ve çeyrek bazında yönettik. O ani gelişmelerden dolayı. %40 iç piyasaya verdiğimiz ürünlerin tamamını iç piyasaya veremez hale gelince bunları dışarıdaki ihraç pazarlarımıza yönlendirerek hem geleneksel pazarlarımızdaki pazar payımızı artırdık hem de içinde bulunmadığımız Doğu Avrupa ülkeleri gibi, Afrika ülkeleri gibi, Amerika gibi pazarlara yönlenerek oralara satışlar yaparak iç piyasaya satamadığımız bütün ürünleri dışarıya yönlendirdik ve 2018 bütçelerimizi bütün şirketlerimizde ve holdingde konsolide olarak neredeyse tutturduk, hatta biraz da üzerine geçtik. 2018'i bu şekilde kapattık ama Ebru Hanım'ın söylediği gibi 7-24 çalışarak bunu başardık. 2019'u biraz daha huzurlu geçirdik biz grup olarak. 2019'da biz %82 oranında bir ihracat hedefi verdik şirketlerimize. Bunu da Eylül sonuna kadar tutturduk. Yani Ekim sonu finansalları bana daha gelmedi. Ahmet Bey'e gelmiş hemen 5 günde ama bizimkiler bugün yarın çıkacak. Öyle tahmin ediyorum. Üçüncü çeyrek konsolide finansallarda bunu tutturmuş durumdayız. Tamam. Batı Avrupa pazarımızı koruduk, biraz büyüdük. Amerika pazarımızda oldukça büyüdük. Doğu Avrupa pazarlarında çok az pazar payımız vardı. Orada büyümeye başladık. Biz 30 senedir Kuzey Afrika ülkelerine ürün satarız. Ama daha aşağıya hiç inmemiştik. Çünkü arkadaşlara zor geliyor diğer ülkelere gelip de uğraşıp mal satmak. Arkadaşlarımızı zorlayarak oralara gönderip oralarda da pazar payı edinmeye başladık. Ve bu %82 ortalama ihracat oranını tutturmuş olduk. 9. ay sonu finansallarımızda da bütçelediğimiz oranlara yaklaştık. Sene sonunda bu seviyelerde kapatacağımızı düşünüyorum ben kibar grubu olarak. Yıldız Holding'i hepimiz onların ürünleriyle büyüdük ama onun ötesi de aslında çok büyük bir özel sermaye, neredeyse fonu gibi. Yani ambalajdan turizme, gıda muazzam büyük bir grup. Sizde de muhakkak bir portföy etkisi olmuştur ama 2019'u nasıl geçtiğini paylaşabilirseniz çok seviniriz. 2018 yılını biz Yıldız Holding olarak yaklaşık 54 milyar ciro ve 638 milyon dolarlık bir ihracatla kapatmıştık. 2019 yılına başladığımız zaman, 2019 yılında da bu kombinasyona baktığımız zaman doğal olarak iki haneli büyümeleri hedefleyerek 2019'a başladık. Atıştırmalık sektöründeki büyümeler de Türkiye'de halen devam etmekte. İlk 9 ayın sonucuna baktığımız zaman halka açık şirketlerimizin, bildiğiniz gibi birçoğu da şirketlerimizin halka açık ve bugünlerde zaten 9 aylık sonuçlarını resmi olarak açıklıyorlar. İlk 9 aylık sonuçlara baktığımız zaman gerçekte bütçelerimizi tutturduğumuzu ve bu sonuçlara bakarak da önümüzdeki 3 ayla ilgili, son çeyrekle ilgili bir değerlendirme yaptığımız zaman da yıl sonunda 2019 hedeflerimizi rahatlıkla tutturacağımızı görüyoruz. Yurt dışı atıştırmalıkta Türkiye'de biz tartışmasız atıştırmalık sektörünün lideriyiz. Yurt dışı operasyonlarımızın da bu atıştırmalık işimize katkısı her yıl artarak devam ediyor. 2019 yılına baktığımız zaman 3. çeyrek sonucunda atıştırmalık işimizde, yani Ülker Ağaçı olarak Borsa İstanbul'da göreceğiniz atıştırmalık işimizde yaklaşık %32 büyüme ve %16'nın üzerinde de
bir EBITDA elde ettik ki bunlara baktığımız zaman yurt dışındaki global oyuncularla bizim atıştırmalık işlerimizi bir benchmark ettiğimiz zaman da bu rakamların oldukça başarılı rakamlar olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Özetle 2019 hepimiz için önemli ve belirsizliklerle başladığımız bir yıldı. Fakat 2019'da biz çok daha arkadaşlarımız söylediği gibi dikkatli bir bütçe hazırlamakla beraber içinde bulunduğumuz sektörlerin de getirdiği dinamikle iki rakamlı büyümeleri hedeflemiştik. İlk 9 ayın sonuçlarına baktığımız zaman bu rakamları yıl sonunda rahatlıkla yakalayacağımızı ve 2019 yılını bütçelerimizin paralelinde tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Tebrik ediyoruz, tebrik ediyoruz. Son olarak ilk roundda Ömer Bey, Zorlu Holding'den, tabii Zorlu Enerji, Vestel vesaire yine çok şey. Biz PSM'yi de özel bir yere koyuyorum. Bu son birkaç senedir orada da muazzam bir hareketle bizi sürekli oraya getiriyorsunuz. Tebrik ediyorum, o da özel bir faaliyet. Sizin 2019 nasıl geçti? 2018'de de grup olarak 1 milyar 50 milyon dolarlık bir EBITDA yapmıştık. Bütün konsolide de. Tabii bizde bir gelenek var. Her sene Türkiye büyümesinin üzerine 10 puan büyüme gibi bir kendimizin koyduğu bir hedef var. Tabii nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz arkadaşlar? Ama dedik ki ya biz yapalım yine bütçemizi. Dinamik olarak inceleyelim. Geçen sene bu vakitlerde kuvvetli bir sis vardı yani her tarafta. Nakit akışı en önemli olaydı. Yanıldığımız taraflar tabii kurlarda yanılma oldu 2019'la ilgili. İç piyasada biz %10-15 düşeriz diye düşünüyorduk. %25-30'lar düştü. Özellikle Vestel'in ve tekstilin iç pazar satışlarında. Tabii herkesin yaptığı gibi ihracata saldırdık. İhracata kar etmeyen hiçbir yerimizi de çalıştırmadık. İşin doğrusu. İhracatta bu açığı fazlasıyla kapattık. Ama tabii ihracatta şimdi 2019'u hatırlarsınız, ihracat da zorlaştı. Avrupa İspanya'dan mal alıyoruz. 60 günlük size kredi veriyor, sigorta alıyor. Bunu bir anda sıfıra çektiler Avrupa'da. Çin'de 180 gün vadeli alıyorsunuz. 90 güne çektiler. Open account alıyorsunuz, akreditife döndüler. Türkiye'den büyük bankalardan akreditif açıyorsunuz. Yurt dışındaki bankalar buna garanti vermiyor. Teminat mektupları acayip yüzdeleri arttı. Yarımlardayken ikilere, üçlere çıktı. 2019 her şeyle zor geçti ama mevcut hayatı devam ettirecek yatırımlar dışında fazla bir şey yapmadık. Hep erteledik bunları. İşte Vestel'de zaten hiçbir zaman yatırım yapmasanız bile en az bir 150-200 milyon dolar yatırım yapıyorsunuz. Dağıtım bölgelerinde mecburen yatırımları devam ediyorsunuz. Enerjide de biten projeler dışında yeni projelere başlamadık. Türkiye'de, yurt dışında ağırlıklı olarak başladığımız işler var. PSM çok iyi. Rekor kırdık. 650 bin kişi geldi. Şimdi ofislere atıp daha nasıl salonlar yaparız diye düşünüyoruz. Yani özellikle tiyatro ve görsel sanatlar açısından. Genel olarak böyle. Şimdi tam 2019-2020 bütçelerini yapıyoruz.
Ama daha iyi yani geçmişe güzel. Göre, geçen güzel. Seneye göre daha iyi yani. Evet. Şimdi 2020'ye geleceğiz. Tek bir ricam olacak. Zamanı da gözü. İkinci etabı biraz daha kısa kısa geçersek tercihiz. Ama ilk etaptan gördüğüm kadarıyla öldürmeyen güçlendirir. Yani çok çalışmanın eşiti biraz oluyor. Nakit yönetimi, ihracat ve verimlilik öne çıkıyor. Yani sanki bu sene bir kere geçmiş olsun hani her şeyden önce. Ama bu dört konu öne çıkmış gözüküyor. Bu herhalde 2020'yi de etkileyecektir. Hepimizin merak ettiği şöyle bir soru var. Bir birikmiş talep, gecikmiş talep, gecikmiş yatırım var mı? Varsa ne kadar her sektörde? Çünkü aslında 2020'de biliyorsunuz ekonomik program açıklandı. İşte faiz, enflasyon 8,5. İşte o doğrultuda faizler ona göre oldu. Büyüme 5 dendi. Siz yeni yatırımları da düşündüğünüzde 2020'de nasıl gidiyorsunuz? Ne planlıyorsunuz? Bir kere her şeyden önce İnsan kaynağına, teknolojiye, Ar-Ge yatırımlarımızı hiçbir şekilde kesmiyoruz. Dolayısıyla biz önümüzdeki döneme baktığımızda özellikle bu intangible assetlerimize daha çok yatırım yapmayı planlıyoruz. Bunun dışında nasıl bekliyoruz dediğimizde benzer bir öngörünün zor olduğu bir dönemi görüyoruz. Çünkü bunların politik etkilerinin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Örneğin Amerika ile bugün geldiğimiz durum veya Avrupa ile geldiğimiz durum çok belirleyici olacak ve bunun bir an önce Suriye aksından çıkmadığı sürece bizim işlerimizi planlamamız zorlaşacak. O yüzden işlerimizi çok dinamik yönetip yine mümkün olduğu kadar verimliliği, nakdi ve yurt dışında büyümeyi teşvik edecek bir yapıyı göndermeye çalışıyoruz. Son dönemde tabii enflasyonun belli rakamlarda olması, faizlerin belli bir noktaya gelmesi inşallah özellikle dayanıklı tüketim ürünlerini tetikleyen konut gibi, araba gibi, beyaz eşya gibi yerleri hareketlendirirse bundan birçok sektörün nasipleneceğini öngörüyoruz. Yine turizm önemli bir sektör çünkü turizm 2014'te işte Rusya kriziyle başlayan 2018'e kadar çok sıkıntılı bir dönem geçirdi. Yeni yatırım pek almadı bu dönem. Ama son iki yıldır turizmde iyi bir hareket var. 2020'de de turizmdeki bu hareket sürerse bence hem tüketim ürünleri açısından hem aynı zamanda yapı sektörü açısından önemli yenilemeler olacağı bir dönem olabilir. Bunu fırsata çevirmeye çalışıyoruz. Yani CFO'lar daha da öne çıkacak. Ücretler artacaktır diye tahmin ediyorum. CFO'lara fırsatlar var diye burada yorumlayabiliriz. Çok haklısınız. Çok teşekkür ediyorum. Siz son olarak büyüme tahmininiz ne olacak ülke için? Siz yüzde kaç büyür diyorsunuz Türkiye? Yani biz aslında biraz Ömer Bey'in dediği gibi aslında bütçeyi bir endikatör haline getirip büyümeyi ayrı bir hedeflendirmeye gitme yönüne doğru geçiyoruz. Onda biraz değerin büyümesi yönüne doğru getiriyoruz. Çünkü değer dediğiniz zaman hem satışı büyütmek, hem karı büyütmek, hatta karı satıştan daha çok büyütmek, bir de işletme sermayesi borcunu düşürtmek var. Orada da yönetici arkadaşlarımıza koyduğumuz hedef, Türkiye'nin büyümesini belli oranlarda bitirecek, büyümeleri getirmek. Çok bir teşekkür ediyoruz. Şey yapalım, Türkiye ne büyürse onun üstünde büyümek. Çok teşekkür hedef. Ediyoruz. Biz zaten bütçelerimizi falan henüz daha yapmadık, aşamasındayız. Ama şirketlerimizin spesifik kendi hedefleri var. Mesela özellikle kimya sektöründe büyümeyi planlıyoruz. Bu büyüme derken Türkiye'nin büyümesinden bağımsız bir büyüme olmalı diye düşünüyorum. Çünkü daha çok yurt dışına bakıyoruz orada. Mesela Akkim şirketimizi önümüzdeki sene inşallah her şey onunla gidecek olursa hakikaten 3 dijitli milyon dolarla bir satın alma şu anda pipeline'da giriyor. Doğu Aksa'ya bakacak olursanız Doğu Aksa'da burada Türkiye'de ciddi bir kapasite artırımı yapacağız. Çünkü bu sene karbon elyafta özellikle rüzgar enerjisi sanayinde çok ciddi satışları var çok büyük şirketlere. Ve şu anda kapasite dolmuş durumda. Orada çok acil bir şekilde bizim bu karbon elyafta ki bana soracak olursanız Türkiye için geleceğin malzemesi çok ciddi bir kapasite artırımına gitmemiz lazım. Keza Aksa'da çok ciddi bir şekilde özellikle Amerika pazarına dönük filamentler ve de çok özel şeyler kendi inovasyon kabiliyetleri çerçevesinde yeni ürünler geliştiriyorlar. Yani bütün bunları yaptığınız zaman Türkiye'nin büyümesinin %1, 2, 3, 4 oluyor olması keyfiyeti biraz böyle referans noktasını kaybediyor bana söyleyecek olursanız. Yani bizim burada önümüzdeki sene, yani benim en azından önümüzdeki sene dileğim biraz daha öngörülebilir olması, biraz daha planladığımız şeyleri her 3 ayda bir değiştirmek ihtiyacını hissetmememiz ve gene de hakikaten onları sunuyorum. Belki artık yaşımda itibariyle eski model bir yöneticiyim ama şu back to square one derler ya o
bazdaki prensipler, işte nakit akımı, stok yönetimi, ondan sonra sizin dediğiniz gibi CFO'nun, ondan sonra borcunuzu nasıl ödeyebiliyorsunuz, ödeyebiliyor musunuz, çalışma sermaye işletme sermayenizi ne kadar döndürüyorsunuz gibi şeyler benim 2010-2020'de de hep ilk başında, agendamın birinci şeyinde olacak. İnovasyon kaçınılmaz bir şey. Biraz önce bahsettiğim gibi ciddi şeyler yapıyoruz. Yani biz önümüzdeki sene neden sektörde pek büyümeyi düşünmüyoruz. Orada sadece verimlilikle ilgili bir takım birimler koyduk. Çünkü enerji sektöründe işte benden çok daha iyi bilen arkadaşlarım var burada, Mehmet Göçmen gibi filan. Yani buradaki enerji sektöründeki en büyük Türkiye'nin sorunu bence verimlilik sorunudur. Yeni kapasiteler yaratmak yerine Türkiye'deki enerji kullanım verimliliğini artıracak olursak yeni kapasiteler kurmamıza da gerek kalmayacağını düşünüyorum ve onunla ilgili bir birimimiz var. Dolayısıyla onu yapmaya çalışıyoruz. Şeylerde ise gayrimenkul yatırımında da ümit ediyoruz ki perakende sanayi canlansın. Tüketici güven endeksi yükselsin, insanlar daha çok gelsin AVM'lere, oradaki dükkanlar daha çok ciro yapsın, biz de ona göre oradan kiramızı alalım diye bakıyoruz. Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılar herkesi ihracata yönlendirdi ama ihracat, hadi bakalım ihracat yapalım deyince yapılan bir şey değil. Dolayısıyla çok daha farklı özelliklerin ön plana çıktığı, daha başka bir yerde, başka ülkelerdeki rekabetçiliğin ön plana çıktığı ve bunu öğrenilen bir ülke oldu. Çünkü daha önce bizde böyle bir şey yoktu. Hala İngilizce bile bizde büyük bir problem. Yani bir sürü insanlara burs veriyoruz. İngilizce konuşan sayı az. Dolayısıyla 2019 Türkiye'nin kendi dinamiklerini arttırma, kendi yeteneklerini keşfetme ve rekabetçiliğini arttırma açısından çok önemli bir sene oldu. Ve bence bu 2020'de de devam edecek. Bizim yaklaşımımız, İngilizce'de bir terim var, cautiously optimistic, yani tutarlı olarak ya da tutarlı bir şekilde, dikkatli ve temkinli bir şekilde optimistiz. Ama eğer Suriye krizi çözülürse ve Suriye'de olumlu gelişmeler olursa o zaman çok optimist olacağız. Çünkü gerçekten bence şu anda Türkiye'nin önündeki en büyük engel Suriye. Eğer bu konu çözülürse hem yeniden yapılanması hem oraya yapılacak tüm ticaretimiz açısından önemli olacak. Ve bu sebeple de optimistiz. Ben söylemeyi unutmuştum. 2018-2019 arasında büyüdük. Daha çok yurt dışı kaynaklı büyüdük. 2020'de de büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz. Turizm bence iyi gidecek. Tüm turizm yatırımcıları bu noktada devam edecek. Kendi devam ettirdiğimiz yenilenebilir yatırımlarımız var. Onları bu sene sonunda ve gelecek sene devreye almayı hedefliyoruz. Türkiye'nin de önceliklerinden birisi tabii biraz daha geri kalmış olan demir yolları. Yani biz otoyollarda çok ciddi ilerledik, havaalanlarında ilerledik ki 3. yeni havalimanında da şu anda 3. pist yapımı devam ediyor. Ve yolcu sayıları da Türk Hava Yolları ve tüm diğer hava yollarının büyümesiyle bizim planladığımız şekilde devam ediyor. Burada bir hamle bekliyoruz 2020'de ve devlet en büyük işveren olarak bu hamleyi yaptığında ki yine yeni bir yap işlet devret, kamu özel sektör iş ortaklığı üzerinde bir kanunu üzerinde bir çalışma var. Yani özel sektörün daha katılımcı olduğu bir yapı düşünülüyor. Bence %5'in üstüne de çıkılabileceğini güzel düşünüyoruz. Biz kendimizi buna göre pozisyonluyoruz. Bu çimento sektöründe etkiler, enerji sektöründe etkiler. Ve Türkiye'ye yine Suriye kapsamındaki gelişmelerle yine yabancı yatırımcıların geleceğini düşünüyoruz. Biz birçok ülkede çalışıyoruz. Doğu Avrupa'da, Afrika'da, orada, burada. Yani herkes sanıyor ki oralarda iş yapmak çok kolay, özellikle Batılılar. Böyle bir şey yok. Yani daha çok zorlanıyoruz Afrika'daki ülkelerde, Doğu Avrupa'da. Ayrıca pazarlar küçük. Yani nereden bakarsanız bakın, yani Türkiye çok büyük bir pazar. Biz grup olarak 2020'de de dijitalleşmeye, tevzi, modernizasyon, insan kaynağımıza, verimliliğe, özellikle sürdürülebilir başlığı altına giren tüm konulara yatırım yapacağız ülke içinde. Ama ülke dışında Aslan Alüminyum diye büyük bir şirketimiz var. 300 bin ton kapasitesi var. Avrupa'nın önemli oyunculardan, ilk 5'e giren oyunculardan. Aslan Alüminyum'un Amerika'da bir şirketi var. Kibar Amerikası isminde ve orada son 3 yıldır büyük bir pazar payı edinmiş durumda. O pazarı Türkiye'den beslemek yerine orada bir yatırım yapıp o pazarı oradan besleme kararı aldık ve şu anda yer bakıyoruz. Orada bir yatırım yapacağız. Önümüzdeki yıl başlayacağız yatırıma. TSI diye bir uçak koltuğu şirketimiz var. Türk Hava Yolları ile %50-50 ortağız. Avrupa Sivil Havacılık Kurumu'ndan ve Amerika Sivil Havacılık Kurumu'ndan izin almış sivil yolcu taşıyan uçaklara parça veren önemli bir şirkettir. Çok hızlı bir gelişme göstermiştir.
Ona Almanya'da bir şirket satın alma yapmak üzere görüşmelere başladık. Ve onu da tahmin ediyorum ilk çeyrekte bitirmiş olacağız önümüzdeki yıl. Dışarıda da böyle yatırımlarımız olacak. Çok güzel. Biz 2027'de de güçlü 2019'da olduğu gibi güçlü büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz. Belirttiğiniz gibi şu anda zaten bütçe süreçlerimiz bitmek üzere. Bütçelerimizde de genel anlamda holding şirketlerimizin bütçelerine baktığımız zaman buralarda da ciddi büyümeleri görüyoruz. Yıldız Holding olarak 2020'de daha çok organik büyümeye odaklanıyoruz. Ana işlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Merkezinde atıştırmalık ve perakende olmak üzere gıda işlerimizi de odağımıza almaya devam ediyoruz. Tabii bu arada bu toplantıda çok konuştuğumuz dijital dönüşüm programımızı da önemsiyoruz. Dijital dönüşüm projelerimiz tedarikçimizden tüketiciye kadar geniş bir spektrumda. MOST adıyla kurmuş olduğumuz kendi teknoloji şirketimizin de önderliğinde daha çok demin bir sunumda bahsetti arkadaş, IT'cilerin önderliğinde değil de daha çok business ve IT'nin beraber ortak çalışmasıyla ortaya koyduğumuz dijital kurul modeliyle de bunu geliştirmeye devam ediyoruz. Biz 65 bin çalışanımız, 5200 tedarikçimiz, 2500'ü aşan çiftçimizle bu büyümemizi toplumun daha geniş kesimlerine aktarmaya devam ediyoruz. 2019'daki faaliyetlerimizden bahsederken de vurguladığım Godiva'da yeni kafe ve mass premium ürünlerimizde ciddi bir potansiyel yakaladığımızı düşünüyoruz. Yeni kafe modellerimizi Amerika'da açmaya başladık. Şu anda 3 tane hazır kafemiz var. Hedefimiz ileriye dönük dünya çapında 2000 kafeye ulaşmak. Bunlar yenilenmiş mağaza dekorları, mağaza dizaynı, çikolata uzmanlığımızla everyday coffee ve on the go food şeklinde konumlandırıyoruz. 2020'nin 2019'a kadar daha stable ve pazar şartlarının daha olumlu olacağını düşünüyoruz. Ve 2019'daki gibi Yıldız Holding olarak 2027'de de güçlü büyümeyi Türkiye'de ve dünyada devam ettirmeyi hedefliyoruz. Ve bütçelerimizde de bu tür çalışmalar, bu hedefe uygun bağlamayı planlıyoruz. Avrupa topluluğu çok önemli. Avrupa topluluğuyla olan işlerimizi çok düzgün yürütmemiz lazım. Anlaşmalara harfiyen uymamız lazım ki en azından şu anda durağan bir duruma geçse bile o pazardaki varlığımızı bu mertebelerde koruyalım. Amerika'nın yaptırımları çıkaracağına inanmıyorum. Hatta tam tersine daha iyi olacak. Karşılıklı bir 100 milyar dolarlık bir anlaşma var. 50-50 bile olsa Amerika pazarına çok önem veriyoruz biz grup olarak. Yani orada daha fazla nasıl oluruz onları planladık. Ona göre de yapılanıyoruz. Bu Suriye işi çok önemli. Bunun da Haziran'dan sonra daha iyi olacağını ve dolayısıyla Orta Doğu'nun da Türkiye büyümesiyle ilgili iyi bir potansiyel olacağını düşünüyorum ve ümit ediyorum. 2020'de 2019'dan daha fazla ortaklık, işbirliği, çalışmaları için firmalar gelecek. Tabii şirketlerin değerleri 2019'da maalesef çok kötü yerlere düştü. Bu değerleri yaratarak buradan da Türkiye büyümesine bir fayda sağlanacağını düşünüyorum. Tabii bu faizlerin düşmesi, ondan sonra işte IMF'in, Dünya Bankası'nın Türkiye ile büyüme rakamlarını revize etmesi, dünyada küçülmeyi revize etmeleri deki durumdan farklı. Ben yani 3'ün 4'ün üzerinde bir büyüme olacağını düşünüyorum. Biz grup olarak Vestel'de özellikle
bisiklet ve motosikletle ilgili batarya paketleme işine ağırlık veriyoruz yeni işler olarak, yeni yatırımlar olarak. Türkiye'de yine kapasiteyi arttırıcı yatırımları planlıyoruz. Tekstilde de mevcut işlerimizin yanına daha teknik tekstil, akıllı tekstil ürünlerini çıkartıyoruz. Bunlara yönelecek. Yani değerleri nasıl arttırabiliriz? Enerjide Türkiye'de dağıtım bölgeleri dışında şu anda planladığımız bir şey yok. Madencilik yatırımında da özellikle yeni nesil pillerin ham maddesi olan nikel sülfat, kobalt sülfat yatırımına başlıyoruz. Bunun finansmanını da yaptık. Aşağı yukarı bu yatırımlara yönelik 150 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız. Keza kapasiteyi arttırmak için de bir 400 milyon dolarlık yatırımı planladık. Bunları da yapacağız. Yani temkinliyiz ama sanayide olduğunuz zaman, pedalları çevirmediğiniz zaman çok geri kalıyorsunuz. Onun için umutluyuz yani. Kötü günleri geride bıraktık. Aslında 2020'de de en az belki yatırımdan keseceğimiz yer yine inovasyon, işte Ar-Ge, teknoloji yatırımları. Bu vesileyle onu da kendi adıma oyuncu, moderatör olarak özetlemiş olayım. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetliydi yorumlarınız. Çok çok teşekkürler. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Harika.